Tahsildaroğlu sunar. Bence Gustavo orta sahada kalmalı bu maçta. Ya da ama yani mesela gene de Jailson'u düşünmek lazım. Yani şimdi Jailson, Gustavo, Emre tamam. Ama Gustavo'yu stopere çekileceksen o zaman Emre Jailson. Çünkü sürpriz koşu yapan adama bir stoper ya da Tolga Ciğerci olabilir. Yani stoperimsi bir adam lazım orada. Topu engelleyecek adam. Ön stoperleşecek birisi orta sahada. Evet, ön stoper lazım. Sivas özel ama. Genel olarak söylemiyorum. Yani bu Sivas'ın orta sahadan delici olarak gelen oyuncusuna karşı söylüyorum. İç saha maçlarında gene Ozan'la Emre oynasın. İşte Gustavo ile Emre oynasın. Tamam falan. Ona bir itirazım yok. Ama bu maçlarda bu şart. Onun dışında Kuruse'nin nihayet bir gol atmış olması herhalde onun açısından da Fenerbahçeliler açısından da bir artı puandır. Ama Fenerbahçe'nin 4-2-3-1'i daha iyi oynadığı ortaya çıktı. Yani 4-3-3'te çok puan kaybetti Fenerbahçe Kuruse yokken. Çünkü orada Emre de olmuyordu maalesef. 4-2-3-1'in yani 2-6'dan birisi olunca Emre daha iyi oynuyor. Yani Emre 6'ya gelince 8'de yapamadıklarını yapıyor. Bir de sağ öne bir transfer şart olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Golcü bir sağ ön oyuncusunun olduğu. Çünkü Geri Rodriguez gol atamıyor abi. Atamıyor yani. Yani 14. dakikada bir abimiz var. Ona mesaj attım ben Emre Ali'cim. Dedi ki ya 8. dakika ilk şut gol. İlk şuttan gol yedin. 14. dakikada Geri Rodriguez bir dakika sonra zaten 8. dakikadan sonra bir dakika sonra golü atamadı. 14. dakikada da hem Vedat hem Geri atamadı bomboş kalelere. Hatırla. İlk 20 dakika iki tane %99.9 hem Vedat hem Geri bomboş atamadı ya. Dedim şimdi bunu hoca ne yapacak abi? Ne yapsın yani? Şimdi demek ki istiyorsun ama ki şu, işte şu Rodriguez'inki yani özel çalışmayla da olacak abi, bir özel iş değil. Böyle asiste özel, yoğunlaşsa. Özel çalışmayla olur. Bak Nebil geçen şunu söyledi. Galatasaray'da sağ ön oynadığı zaman şimdi sağ ayaklı oyuncu, sağ ayağı dominant, sağ ayağı güçlü oyuncu. Sağ çizgide oynadığı zaman hatırla işte Gomis'e yaptığı bu asistler. Hani sağ ayakla sağdan geldiğin zaman zaten şutla gol atma ihtimali daha düşük. Soldan sağ ayağına gelip içeri kıvrıldığın zaman çaprazdan gol atma ihtimali daha yüksek. Sağ ayakla sağ açık oynarsa daha fazla asisti düşünür ve böylece acaba Fenerbahçe sağ önde Rodriguez'i oynatıp sol önde oyuncu, daha golcü bir oyuncu. Mesela. Yok öyle. Transfer işte Kolarov benim kafamdaki yok. O ideal yani, plan. Olmaz da şimdi ya Geri Rodriguez'in sağ önde yeri iyi. Pardon sol önde yeri iyi ama peki. Gol vuruş çalışacak abi bu kadar basit. Ya çalış. Belki çalışıyordur yani. Yok, onu da şimdi sabahtan akşama kadar çalışacak. Bakın bugün Alex gelsin çalıştırsın diyoruz. Altay Bayındır'ın, Semih gelsin çalıştırsın. Altay Bayındır'ın bir videosunu paylaşıyorlar. Sosyal medyada geziyor. Oyun devam ederken de topla çalışıyor. Fenerbahçe atakta. Bu topla falan yatıyor matıyor belki sen de görmüşsündür. Yani bu aferin onu yapmak lazım. Yani her dakika çalışmak lazım. Altay'da bu maçta 7-2 golde de yapacağı bir şey yok. Ama mesela durum 3-1 iken Stanko'nun pozisyonunu çıkardı. O 3-2 olsa değişik olurdu yani. Evet o çok değerli bir kurtarış yani bence. O kurtarış bir tane kurtarış bir tek kurtarış. Ama bak bazen genelde sana abi Fenerbahçe kalecisinin 3-1'deyken 4-1'deyken 2-0'ken bir tane gol kurtarması lazım bir tane her maç. Bak şu kurtarışta en az 4 tane oldu karşı karşıya. Tamam mı? Dolayısıyla o bir taneyi kurtardın mı sen görevini yaptın abi. Benim sana karşı haftalardır yaptığı hatalara rağmen Altay'a yatırımda sabırda devam edilmesini savunmamın sebebi bu tip pozisyonlar işte. Bak 4. falan bu böyle karşı karşıya karşı kurtardı. Karşıya da iyi yani. Büyük takım kalecisi karşı karşıya kurtarış özelliği çok değerlidir. Fenerbahçe'nin şunu düşünmesi lazım. Biz Antalya Spor'la Kayseri Spor'a 6 puan nasıl verdik? Bu takımlar acaba bizden başka kimseyi yenebilir mi? Yenemez. O maçların tamamen sebebi gol atamaman, içeriye topu sokamaman ve tek şutta da gol yemen, tek pozisyonda da gol yemen. Bunu iyice analiz etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe-Sivas maçı çok önemli bir maç. Sivas'tan sonra Beşiktaş da önemli maç, Rize de önemli maç. Yani Fenerbahçe'nin işi zor. Yani bu Antalya ve Kayseri'ye verilen 6 puan çok aranır. Bu 3 maçtan 9 puan alman lazım. 9 puan alırsan ancak bir manası var. Çünkü bakın şöyle düşünün. Siz döneceksiniz. 19 Ocak'ta ilk başlıyor galiba. Antep'e gideceksiniz. Geleceksiniz Başakşehir, Trabzon'a gideceksiniz. Sürekli deplasman var. Oysa Galatasaray ilk defa, Beşiktaş ilk defa birinde çıkacak. 1 Şubat'ta İstanbul şuna çıkacak. Ondan sonra Mart'a kadar maçı yok. Şeyde, deplasmanda. Galatasaray'ın Mart'a kadar deplasmana yok. Bir tane deplasmana var Mart'a kadar. Bir tek Konya'ya gidecek. Mart ayına kadar. Bak Galatasaray haftaya
Antalya'ya mı gidiyor? Göztepe, İzmir'e gidiyor ya. Galatasaray. Ankara, Galatasaray ne zaman gidiyor? Ankara, Göztepe'ye gidiyor. Göztepe'den sonra bir tane Konya'ya gidiyor. İkinci yarıda. Galiba ikinci hafta. Mart'a kadar İstanbul dışına uçmuyor. Mart ayına kadar. Kadıköy'e gidiyor. Bilmem ne yapıyor falan ama gitmiyor. Kasımpaşa'ya gidiyor ama şeye gitmiyor. Uçak kalkmıyor yani. Fenerbahçe'nin de son 8 haftası öyle. Bir kere İstanbul dışı var. Son 8 haftada. Ama yani yıpratıcı bir süreç geliyor. Mart'a kadar. Yani koparabilir seni. Anlatabildim mi? O yüzden de Fenerbahçe'nin Sivas maçı, Beşiktaş maçı ve Rize maçı çok taktiksel hamleler isteyen, anlık santim santim planlanmış. Ne gibi taktiksel hamleler? Farklı oyun senaryoları. İşte Sivas maçı söylüyor. O Mert Hakan Yandaş'ın sürpriz koşularını engelleyecek adam Ozan değil yani. Jailson. Emre de değil. Jailson yahut Tolga. Eğer Gustavo'yu stopere çekeceksen. Yani Serdar Sadık mı oynayacaksın? Gustavo Serdar mı oynayacaksın? Ya sen şunu mu demek istiyorsun yani? O ilk 11 oturdu böyle değil. Hayır. Bu maçı her hafta oyuncu malzemesine göre farklı isimlerle şey farklı düzenlerde oynaması Beşiktaş maçını Beşiktaş haftası konuşuruz. Çünkü kim cezalı kim ne onu bilmiyoruz. Ama mesela Beşiktaş maçında da belli ki bak Atiba'nın o var bir çalışmışlık var yani. Onu kim karşılayacak? Beşiktaş'a karşı 1-0 öne geçersen oyun senaryosu farklı. 1-0 geri düşersen Enkudu gibi bir adam var. Diaby gibi bir adam var. Onun oyun senaryosu farklı. Anlatabildim mi? Anladım. Çok bunların yani hepsini çalışman lazım. Şimdi sen Sivas'a 1-0 geri düştün mü gittin zaten. Çok geçmiş olsun yani. Anladın mı? O yüzden hani Sivas'a peki böyle mi oynayacaksın? Kritik soru ya. 1-0... Yavaş mı oynayacaksın? Mesela bir de o da bir yöntem. Peki 1-0 yavaş geriye düşmemek abi adına mı sadece oynamalı? Mesela Galatasaray deplasmandaki gibi bir oyuna razı mısın oradan bir puan alınmasına? Hayır ben mesela 1-0 oynaması gerektiğini düşünüyorum. 1-0 kazanmaya oynaması 1-0 için kazanmaya. Yani böyle sabırlı şekilde evet. 70'e kadar bak, gol atmasa da yememesi gerekiyor. Bu bir yöntemdir. Mesela bugün temposuz bir oyun oynayalım. Mümkün olduğunca taç çizgisi kenarında top çevirelim. Ya rakip taca atsın ya biz atı yere kayıp düşelim. Bu bir yöntemdir mesela. Sevdiğim bir planlama değildir. Bir oyun değildir ama bir yöntemdir. Birkaç maç için, senede birkaç maç için kullanılabilir. Yani bunu yapsın demiyorum. Diyorum ki özel olarak bir taktik ve strateji geliştirmesi gereken 3 tane maça çıkıyor. Neden 3 tane maça çıkıyor? Sivas zaten çok zor takım. Beşiktaş büyük takım, derbi. Rize'de de 29 Aralık'ta muhtemelen son derece yağmurlu, zor bir havada, zor şartlarda oynayacak bir maç. Bu 3 maça da Ersun Yanal'ın biz bildiğimiz oyunu oynayacağız deme hakkı yok, lüksü de yok. Buna özel çalışması lazım. Maçlara göre, rakip analizine göre, rakip analizini çok iyi yapması lazım. Rakip analizlerinde zayıf olduğunu düşünüyorum Ersun Hoca'nın ekibinin. Çok önemli taktiksel gelişimler sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu 3 maç içinde artık Kruse'nin bir devreye girmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tek şey ekleyeceğim konu daha fazla uzamasın diye. Fenerbahçe kalan maçlarda ne olursa olsun aynı anda ya Emre ya da Gustavo ikisinden birinin mutlaka orta sahada yer alması gerekiyor. İkisinin birden orta sahada olmadığı dakikalarda oyun üstünlüğünü kendisinin yarı gücündeki takımlara bile zaman zaman Fenerbahçe kaptırabiliyor. O dediğin özellikle böyle Sivas deplasmanında sadece böyle defansif açıdan değil, genel oyun üstünlüğünü böyle 20-25 dakikalık bir uzun süre Sivas'a kaptırırsan golleri yiyorsun. Kim ne yaparsan yap. Bu sezonki Sivas'ın öyle. Mesela Malatyaspor'un en büyük sıkıntısı oldu maçın başında. Ha, o ilk golü yememe konusunda çok haklısın. Ama sadece ona konsantre olarak da geçmiyor maç. Tabii. Bazen de aldatıcı oluyor onlar. Tabii. Mesela Galatasaray deplasmanında alınan bir puan evet. Ama daha sonraki maçlarda aynı oyun felsefesiyle oynayıp da gereksiz puanlar kaybedildi. O dediğin iki maç. Özellikle Kayseri maçı ve bu Antalyaspor maçı. Onlar başka maçlar ya. Onları atamadın abi. Gol atamadın. Yani o böyle ofans defans balansını dengesini ayarlamak için bak Emre her maç 90 dakika üst üste 11'de oynasın demiyorum. Emre başlamıyorsa ilk 11'de orta sahada Gustavo'nun mutlaka orta sahada belki de başlatmaman lazım abi. Gerekiyor. O da bir yöntem yani. Gustavo'yu stopere çekeceksen de mutlaka Emre'nin o zaman orta sahaya girmesi gerekiyor. Evet. Taze, zinde, güçlü, en verimli olabileceği fizik kondisyon seviyesiyle. Belki son yarım saat. Belki 20 dakika. Ama daha ekonomik kullanması gerekiyor. Evet. Benim tek ekleyeceğim bu. Yani ikisinden birinin mutlaka orta sahada yer alması gerekiyor. Ama iki tane oynayan takımın maçı çok zevkli maç olacak. Pazar 16.30'da. Biz de hepimiz seyredeceğiz. O zaman hadi hayırlısı diyelim. İyi maçlar diyelim. Pazar günü değil mi maç? Pazar 16.30. Pazartesi haftaya o maçı uzun uzun değerlendireceğiz. Yeni bölümde görüşürüz şimdi.
Tahsildaroğlu sundu.